Merhaba, hadi ben kaçtım, hoş geldiniz. Birinci hafta geride kaldı. Ağustos sıcaklarında oynandı maçlar. Aslında çok boğucu sıcaklar vardı diyemeyiz. Geride bıraktığımız yıllara şöyle bir bakıyorum da işte 10, 12, 13, 14 sene öncesine acayip sıcaklarda oynanan maçlar vardı. Neyse ki 21.45 kurtarıyor ama 21.45'te Cuma ve Pazartesi oynanan maçlar ertesi gün için gerçekten hadi Cuma'yı bir tarafa koyalım, Pazartesi çok sıkıntı. Yani evinize yarısada gidiyorsanız dönmeniz 1.30-2'yi buluyor. Tabii takım bir de berabere kaldıysa galibiyet beklerken sabaha kadar Twitter'da yorumları okuyorsunuz ve kendinize gelmeniz çok güç oluyor. İlk hafta itibariyle genel bir yorum yapmam gerekiyor herhalde. İyi değil takımlarımız. Yani aslında bu işi yapan birisi olarak iyi değil cümlesini kullanmamamız lazım. Sonuçta Türkiye'de gazetecilik mesleği var ve gazetecilik mesleği spor ihtisas dalında da neyi getiriyor? İyi bir futbol, iyi bir oyun, daha çok iş demek. Bizim için bu. Ama bir de gerçekçi olmak lazım. Yani kral çıplak diyebilmek lazım. Ne yazık ki tatmin edici bir futbol şöyle bir değil. Yani geçen sene bıraktığımızın üzerine ne koymuşlar diye soracak olursanız hiçbir şey yok. Yeni bir takım isimler var, yabancılar var. Çoğu vasat, bazıları dikkat çekiyor. Ama temel anlamda aynı tas, aynı hamam. Yani aynı ayranlı çorbayı içiyoruz derdi rahmetli babaannem. Hep aynı ayranlı çorbayı içiyoruz. Ayran faydalı, çorba faydalı. Onun içindeki hedikler faydalı ama hep aynı ayran çorbası. Gönül biraz da sonrasını istiyor. Şimdi şöyle başlayalım. Fenerbahçe içinde maç biter bitmez hemen eski kıvamına döndü. Yani hakemlerle alakalı konuşmaların ayyuka çıktığı, hocayı kimsenin beğenmediği, camia içindeki kliklerin sosyal medya üzerinden karşılıklı taarruza geçtiği tuhaf bir eskiye dönüş oldu. Aslında bu toparlanmıştı İsmail Kartal döneminde. Takım sürekli ileri giderken bir yaraları sarma dönemi vardı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hadi hazırlık dönemi de Dinamo Kiev maçına kadar öyleydi. Ama birdenbire bir gecede her şey değişti. Neden böyle oluyor? Neden Türkiye'de bir 5-6 hafta süre verip kim olduğunu tanımak, böyle bir çabaya girmek istemiyoruz? Ya biz tanımıyoruz Jorge Jesus. Gerçekten tanımıyoruz. Jorge Jesus burada Fenerbahçe Benfica maçlarının rakibi olduktan sonra Türklerle artık kaç defa karşılaştıysa o kadar biliyoruz. Yani evet televizyondan görüyoruz. X takımı Y takımı çalıştırıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Onun psikolojisiyle, onun oyunuyla, oyunun karakteriyle, onun bakış açısıyla yaşıyor muyuz, yaşamıyoruz? Tıkır tıkır yazılıyor, başka bir tarafa taşınıyor. Dolayısıyla bir 6 hafta vermek lazım Valerian İsmail'e de, Okan Buruk'a da. Geride bıraktığımız hafta burada konuşurken şunu söylemiştim. Yerli hoca büyük bir avantaj. O yüzden Galatasaray bir adım öne geçtiğini transferlerle. Konuya daha vakıf olabiliyorlar. Meseleyi daha iyi çözümleyebiliyorlar. Yani yerli veya yabancı olması futbol denen dili oldukça basit olan oyunda fark eder mi? Ediyor işte. Çünkü rakipler, o habitat var ya, futbol habitatı, fark ediyor. Özetle ben Fenerbahçe'deki karmaşayı anlamıyorum. Şöyle diyebilirim. İyi bir maç oldu. Korakor bir maç oldu. Yani bir turist gelse Kadıköy'de dolaşırken Fenerbahçe'nin maçı varmış deyip bilet alsa, bulabilirse tabii, girse, izlese, 3-3'lük bir maç izledim, şahaneydi, harika bir 2 saat geçirdim diye telefonla yurt dışında, işte İngiltere'deki arkadaşına söyler. Çünkü mesele biraz karşılıklı oyundur. Hatalar üzerinden, hakemlerin verdiği kararlar üzerinden gitmenin de hani ne kadar anlamı var bilmiyorum. Yani Fenerbahçe, Sayın Başkan Ali Koç'un tribünde bir takım kişilerle münakaşa ettiği görüntülerle, maç sonrası yorumlarıyla, işte hakemlerle ilgili sosyal medya fenomenlerinin ve bazı gazetecilerin yaptığı ateşlerle yeniden aynı havaya girdi. Buna dur demesi lazım Fenerbahçe. Dur demesi lazım. İçerideki bölünmeyi durdurmak lazım. Yani şöyle bakın, hani siz 3-3 berabere kaldınız, kötü, beğenmiyorsunuz ama geriye dönüp haftaya baktığınızda ne kadar geridesiniz? Şu hayıflanmayı yaşayabiliyor musunuz? İsmail Kartal'la keşke devam etseydik bir iki takviyeyle diye. O hayıflanmayı birinci haftadan yaşamayın. 6'dan sonra yaşayabilirsiniz. Jesus'un tercihlerini anlamakta güçlük çekiyorum. Bazı transferleri anlamakta da güçlük çekiyorum. Hepsinin bir mantığı vardır kanaatindeyim. Ama Mihal Zajc'la ilgili çok özel bir görüşüm var. Geçen sene çok iyi bir yere geldi. Ufak ufak onu başka bir evrene taşıdı İsmail Kartal. Ve bu sezon satış listesinde belli bir paraya koyulmuştu. Ona bir reaksiyonum var benim. Mihal Zajc takımı toparlayan adam. Ya Mihal Zajc'la Crespo varken neden diğerlerinin üzerinden gidiyor sorusunu sormak da hakkımız Jesus'a, değil mi? Yani hep kendi getirdiğiniz çocuklarla mı oynayacaksınız? Yani dünyada futbol oraya mı gidiyor, benim adamlarım meselesine? O zaman Türkiye'de eleştirdiğimiz sistemden ne farkı kalıyor? Fenerbahçe'de Mihal Zajc 11'e yazılır. Fenerbahçe'de 10 numara
Eğer Arda Güler'e verildiyse 10 numara yedek kulübesinde durmaz. Türk futbolunun bütün stresi Fenerbahçe'nin 9 numarası üzerindedir. Fenerbahçe'nin 9 numarası yok. Eğer cuma akşamı Weghorst'u alıp pazartesi akşamı Fenerbahçe'ye koysaydınız çok büyük fark eder miydi? Ederdi bence. Fenerbahçe pozisyon üretebilen bir takım ama aynı şekilde de geçirgen bir takım haline gelmiş. Yani çok pozisyon veriyor. Bunları söylerken Recep Uçar Hoca'nın hakkını vermek lazım. Ümraniye'ye iyi bir hüviyet kazandırmış. Daha doğrusu bildiği işi devam ettirmiş. Ümraniye iyi futbol oynadı. Güzel goller attı. Yani alkış bu kadar. Alkış. Pozisyonlarla ilgili çeşitli tartışmalar var. İki tane çok sevdiğim değerli hakeme sordum. İkisi de aynı şeyi söylediler. Ekranlara baktım çoğu aynı şeyi söyledi. Ama siz ne zinhar söylerseniz söyleyin. Yok o içeride değildi, dışarıdaydı. O buz gibi offside'dı. Görmediler, yapılacaktır. Bu normal. Hakemlerin de yıpranma mevsimi başlamış durumda. Fenerbahçe'ye 6 hafta süre verin. İç karışıklıkları Fenerbahçe içerisinde yok edin. Bir 9 numara bir zahmet getirin. Meseleyi para üzerinden yorumlamayın. Galatasaray Seferovic'i getirdi. Seferovic'le ilgili olarak da aynı şekilde maçın 70. 80. dakikasında doğru insanlar abuk subuk konuşmaya başladılar. Ben de göremedim Seferovic'i saha içerisinde. Ama futbol öyle bir oyun değil. Futbol, futbolcuların gerekli organizasyonu sağlayamadığında kenardaki adamın müdahale etmesi oyunu. Hep şunu söylerim ben. Bir futbol spikeri maçın 4. 5. dakikasında yorumcuya ne diyorsunuz diye sormamalı. Kendisi de yorum yapmamalı. Daha 4. 5. dakikada hiçbir şey belli olmaz. 70'ten sonra başlarsınız aslında konuşmaya. Çünkü ilk kıvama gelir o. Esas yorum oradadır. Ya da kısa kısa durum tespitleri yaparsınız. Başka türlü değil. Hocalar için de geçerli bu. 5. dakikada ufak tefek aksamalara belki sorun diyerek bir çözüm bulursunuz ama genelde sonradan oyunun gidişatına bakarsınız. Evet, Berkan oyundan çıkarıp Mitchell'i oyuna alması birdenbire her şeyi değiştirdi. Tıpkı Zayson meselesinde olduğu gibi. Mitchell takımı biraz rahatlattı. Çok iyi bir futbolcu. Golde Seferovic'in presini hatırlıyorsunuz. Yani çıkarken Seferovic çıkıyor. Topla çıkıyor. Bütün Antalya bastırmış. Seferovic çıkıyor. Nazike topu sağ tarafa bırakıyor. Mitchell de oyuna 7-8 saniye önce girmiş Gomis'e. Gomis de şık bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. İki forvet, bir orta saha, bir kontrada gol buluyorlar. Dolayısıyla geriye dönüp diğer dakikaları diğer oyuncular üzerinden yorumlamanın çok anlamı yok. Hoca müdahale etti. Fenerbahçe hocası yanlış kurguyla çıktı. Müdahale etme konusunda gecikti, doğruları yapmadı. Galatasaray'ın hocası doğru müdahale yaptı. Galatasaray bu haftanın aslında şöyle kazananı. Ligin iyi takımını deplasmanda 1-0 yendi. Fenerbahçe ligin yeni takımını evinde yenemedi. Beşiktaş'ta tahtası bile açılmamış transfer yapamayan Kayserispor evinde zorla 1-0 yendi. Kıyaslama yaparsak Galatasaray daha zor iş yapmış durumda. Ama tabii biraz zamana ihtiyacımız var. Neden zamana ihtiyacımız var? Çünkü bu takımların ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz. Yani belki de Beşiktaş taş gibi bir Kayserispor yendi. Baş bilemezsiniz. Ya da Ümraniye bu sezonun flash takımı Fenerbahçe 3-3 bile çok iyi diye düşünecek biraz sonra. Bir 6 hafta vermek lazım. Trabzonspor başladığı yerden devam etmiş. Devam da ediyor. Sistem işliyor. Gemi yüzüyor. Ya da uzay gemisi olarak bakın. Her şekilde yörüngede. Destekleri iyi. Bildikleri oyunu oynuyorlar. Hızlı hücuma yatkınlar. Bir de kahramanlara bakmak lazım. Bir, Muslera geçen yıl eleştirilen, yerden yere vurulan Muslera takımın kahramanı. Eğer kaleci ön plana çıkıyorsa, forvet hattı da işte Mertens'in de gelişiyle bu kadar zenginse değmeyin gitsin. Gomis ateşler mi diye burada geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. İki tane Mertens ve Seferovic'in varoluşu. Ben de demiştim ki ya Gomis çok yavaş bir adam, biraz gerilerde kalacak ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynar. Sözümü geri alıyorum. Gomis son vuruşlarıyla, son dakikalarda oyuna girerek fark yaratır. İşte golcü dediğiniz bu. Tık diye topu içeriye gönderiyor. Onun vuruşuyla Gezzal'ın vuruşu aynı. Ama Gezzal'a onu yaratan da Weghorst. Galatasaray'ın beğenmediği Seferovic, atağı başlatan ve üçüncü forvet bile olarak artık kimsenin görmediği Gomis bitiren adam. Beşiktaş'ta da aynı şekilde en çok burası çalışması gerekir diyen sağ kanatta Rozier, Gezzal, başlatan Weghorst, devam edin diyerek servis yapan,
Gezdal'da golü atan adam. Golleri teker teker Fenerbahçe'nin yediği, attığı, Beşiktaş'ın attığı, Galatasaray'ın attığı, Trabzonspor'un attığı golleri teker teker değerlendirirseniz organizasyonun bir hayli iyi, güçlü olduğunu görüyorsunuz. Öyle bakmayı denemek lazım bana kalırsa. Anadolu takımları içerisinde de çok sıra dışı işler yapıldığını gördüm. Başakşehir iyi bir takım. Bu sene şampiyonlar listesine koyun lütfen onu. Kasımpaşa'yı zayıf gördüm, Kayserispor'u zayıf gördüm. Ama o Kayserispor biraz daha toparlayabilse, biraz daha cesur olsa, biraz oyunu soğutmak gibi bir derdi olmasa, Beşiktaş'ın üzerine cesur gitse ilk golü bulabilirdi. Gavranovic'in atamadığı o pozisyon zaten oyunun belinin kırıldığı anlardan birisiydi. İki İtalya'nın karşılaşmasında Farioli'nin eski takımını Alanya ile yenmesi ise sürpriz değil. Pirlo'nun çok şey öğrenmesi gerekecek Türkiye ile alakalı, Türkiye'deki sistemle, akışla alakalı. Öğrenir mi? Tabii ki öğrenir. Renkli bir ilk, yabancıların gol attığı, yerlilerin çok fazla topa dokunup meşin yuvarlağı ağlara gönderemediği ve muhtemelen gelecekte de böyle olacağı bir dönem. İlk hafta heyecanlıydı. İngiltere'de maçlar oynandı. İngiliz ligine baktık. Türkiye'de futbolla ilgilenen sektörün içerisindeki insanlar ve izleyiciler olsun. Hem Süper Ligi hem İngiltere Ligi'ni, Avrupa'da dönen futbol topunu, transfer haberlerini birlikte yaşadılar. İlk haftada ilk elin günahı olmaz diyerek hiçbir takımla ilgili olumsuz konuşmaya gerek yok. Ama bazı oyuncular çok özeldir. Gezdal çok özel. Bence Miha Zajc çok özel. Arda Güler çok özel. Oynarsa. Arda Güler sakatsa açıklanmalı çünkü tribünler Arda Güler'i istiyor. Eğer sakat değilse o çocuk yok fizik yok, matematik yok, kimyayla kenarda oturtulacak bir çocuk değil. Veya 10 numara verecekseniz, kenarda oturtacaksanız 10 numarayı vermeyin, geciktirin. 10 numarayla sahaya çıkacağı gün verin. Bu eleştiriler gelebilir. Galatasaray'ın transfer harekatı nereye kadar gidecek? Rakamlar nedir? Rakamlar fazladır. Bunlar tartışılıyor ama bunlara ilk haftadan girmemek lazım. Keyifli bir hafta olduğunu düşünüyorum. İkinci haftadan sonra biraz daha şekil ortaya çıkacak. Farklar takımlar arasında gözükecek. İlk hafta itibariyle ilk elin günahı olmaz. Son olarak şunu söyleyeyim. Beşiktaş takımının teknik direktörünün üçlü sistem konusundaki ısrarını yok etmesi ve dörtlüye geçmesi gerekiyor. Ama ben çıplak gözle stadyumda izlediğim maçta o üçlü oynadıkları bir dönem var ki o dönemi de bir yabana atmıyorum. İhtiyaç dahilinde oynanabilir. Üçlü dörtlü arasında hayatını üçlüye adamış bir adamın dörtlüyle bu takım nereye evireceği de soru işareti. Birçok konu var. Bunları dinlediğiniz, konuştuğunuz. Hakemlerle alakalı ilk hafta çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Biraz hakemlik müessesesini korursak her şey daha iyi olacak gibi geliyor bana. Hadi ben kaçtığımı takip etmek için abone olursanız kanala seviniriz tabii ki. Beğeni tuşuna basarsanız daha çok insana ulaşırız. Çana basarsanız video yayınlandığında haberiniz olur. Ve tabii ki yorum yaparsanız ben de okuyorum. Bazen öğreniyorum, bazen seviniyorum, bazen kızıyorum. Canınız sağ olsun. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi ben kaçtım.